Herkese merhaba arkadaşlar. Red Dead Redemption 2'nin 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ya böyle güzel bir manzarada açılış yapmak istedim yine her zamanki gibi. Bakın arkadaşlar, damardan bir konuya gireceğim. 1900'lü yıllardayız, hep eziyet çekiyoruz, savaşıyoruz falan filan ama zenginler yine mutlu. Bak, ileride bir köşk var. Zenginseniz yani her zaman da mutlu olabilirsiniz. Her çağda, her yerde. Zenginlik böyle bir şey. Zengin olun. Oğlum ağlattın lan beni. Benden size bir hayat tavsiyesi diyerek arkadaşlar şeye gidiyoruz. Görev almaya gidiyoruz. Kendi yeni kampımıza. Ya oğlum uyarın ne oluyor amına. Şu daçın göt korkusu yüzünden biz hep kuş uçmaz kervan geçmez yerlere kamp yapıyoruz. Rezil olmuşuz böyle. Ne elektrik var ne suyumuz var, lanet olsun ya. Evet, neyse dedikodu yapmayalım patronun arkasından. Arthur. Arthur kurban ne oldu? O ses senden çıkmadı herhalde amına. Daha yeni biri Arthur dedi. Kampta fazla kimseyle aram iyi değil. Bir patrona yaranmaya çalışıyorum. Oğlum kim bunun eline tüfek verdi? Çala çocuğun eline tüfek veriyorlar. Şarkı mı çalıyorsunuz burada? Hele bir dur. Amına koyayım sen sanatçı ruhun kızı görünce hemen ortalığa çıkıyor. Piç. Kızı yaralamaya çalışıyor. Bana bak şişko. Bu kıza yaklaştığını görmeyeyim. Samimiyet kurma. İlerle. Sen o şişko götüne tükürürüm ha. Bu kamptaki erkeğim benim senin. Değişik oyun ya. Önümden çekil, ses yapma ananın böyle sesleri çıkararak sikerim. O tarafı git sarhoş. Oğlum git beni eski sevgilinle karıştırma ha. Takip ediyor. Ben bir gün bu kampta birini var ya böbreğine şişi batıracağım ha. İçiyor geliyor bize sırnaşmaya çalışıyor. Seni tavuklara yem ederim ha. Amına kodum özürlüsü sen. La git lan! Sen neden 3 gündür benimle konuşmak istiyorsun? Ağaçta bir tablo gibi uzanmışsın. Buyur Molly. Guess me some şey. Call me Molly, would you? Evet Molly buyur. Arthur, how is Dutch? Dutch seni ne ilgilendirir? I'm about the same as usual, I guess. Ne istiyorsun onu söyle. Ben onu gerçekten seviyorum. Onu seviyorsan onunla konuş. Benimle niye konuşuyorsun? Like old... Bakalım ne çıkar Arthur. Olacak. Excuse me, Miss O'Shea. What you want? Ne oldu dayı? I'm bringing a gift. The great gift of information. Ne oldu dayı? Ne istiyorsun lan? Arthur's above a little stick up I heard about. You just said. Dayı sayın bıçaklar mı? Ha. Bir at arabası mı soracağız? Ulan işçilerin maaşını taşıyan bir arabayı soyacağız. Bu da demek oluyor ki işçiler maaşını alamayacak. Hani biz sadece zenginleri soyardık? Robin Hood gibi takılıyorduk, sadece zenginleri soyuyorduk. Şimdi fakirlerin maaşını da soyacağız. Hadi ilerleyelim. Ama kötü durumdayız arkadaşlar. Kampta 50-60 kişiyiz yani. Her birinin ayrı ihtiyacı var. Biri diyor ben çorabım yok. Öbürü diyor ayakkabım yok. Öbürü diyor karnım acıktı. Yani bizim paraya ihtiyacımız var. Yüklü miktarda. O yüzden sürekli soyguna gidiyoruz. Çalışmıyoruz ki hiçbirimiz. Hepimiz hırsızız. Bana durun lan işçilerin maaşını taşıyan arabalar. Arabayı durdurun. Durun! Tekeriniz yamulmuş, durun! Ateş etmeyin, durun, duracaklardır, ateş etmeyin. Şimdi, sessizce maaşınızı verin. Yoksa canınızı vermek zorunda kalırsınız adamım. Sus, hemen arabayı kontrol edeceğim. Şu sandıkta bir şey var mı diye. Oo, valla para var. Sizi öldürmek zorunda kalmadığımız için mutluyuz beyler. $1000 para çıktı. Ne oluyor oğlum? Ya ne güzel soygun yolunda gidiyordu amına koyayım ya. Başka bir devriye gördüm. Kaç kaç kaç. Ya biz merhametli hırsızlarız ya. Oğlum bunlar devriye devriye geziyormuş. 50 tane arkadaşı çıktı göt verenlerin ya. Zaten dayının sözüyle iş yaparsak olacağı buydu. Şu kulübede kalalım. Onlar peşimizde ayrılana kadar, tamam mı? Of. Ha bu dayının planı. Dayına dayayım ben sen. Bir plan yaptı bizi rezil rüsvet. Sıkıldım kafamda farklı düşünce. 10 saattir burada bekliyorlar ha. Çünkü biliyorlar ya polislerin her yeri aradığını. Let's try and get out of here. Gitme vakti hadi kalk. Kalk. Bir daha da sizinle hırsızlığa gelmem ben patron harici. Aa, polisler hala aramayı bitirmemiş arkadaşlar. Şimdi buraya geldiler. Bütün bildiğiniz duaları edin ve çaresizce ağlayın. Başka planım yok. Vallahi geliyorlar. Sessizce bunları indirmemiz gerekebilir arkadaşlar, şaka bir yana. Şşş. Bir dakika. Sessizce ama bile demesinler. Gel buraya. Gel buraya, seni sessizce alayım. Bak, kendi FBI ajanı zannediyor. Bekçi al bir şeyle arkasından. Sus, sesini çıkarma ananın amını koyan sen, sus. Ya ses yapmayın dedim. Kim ateş etti? Aptallara bak ya. Şimdi ne kadar devriye var, hepsi buraya gelecek ya.
Ben sessizce alıyorum, bizim gerizekalılar ateş etme gereği duyuyor. Yarayı yediğimiz andır bak. Her taraftan ateş altındayız. Bu ahire namusumuzmuş gibi savunmalıyız, anladınız mı? Her taraftalar. Bir dakika. Ben burayı tutuyorum. Başka kimse var mı? Göremiyorum. Durun durun, buradan gelmeye başladılar. Tak tak. Ulan sadece Arthur Morgan hepinize yeter ulan. Çok güzel vuruyorum, helal olsun. Ey kafanı yoksa mermiyi yersin ha. Amca. Başka. Sol tarafa da bakın. Lan Charles, sen soğunu salını bilmiyor musun? Hastiktir, alev almaya da başladık. Ne yapacağız oğlum? Buradan çıkmalıyız yoksa yanarak öleceğiz. Ben bu dayının planını sikeyim. Aslında dayıyı teslim edip kaçalım ha bence. Aklıma başka plan gelmiyor. Bu arada enerjim de az. Hadi hadi, ambar yıkılıyor. Kaçın gidelim, kaçın gidelim. Kır şu kapıyı ayı, kır. Helal olsun, ayılığını göster. Ayı. Geliyorum geliyorum, önden gidin siz. Ben bir komutan olarak sizin arkanızı kollamalıyım. Ormana kaçacağız. Eşkıya gibi. Sakın kampa gitmeyin, bizi takip ederlerse taş bizi öldürür ha. O yüzden hepiniz ayrı ayrı saklanın. Ne biçim kaçıyorlar? Neyse ki hava sisli ve orman yakınımızda varmış. Buralarda bizi göremezler gibi. Ya dur lan, ben sinirlendim ya. Ben direkt bodoslama gireceğim arkadaşlar, bir kahraman gibi. Yeter bu kakaçlığımızla. Sonra ne olmuş? Kalkma ya. Yarrağıma bak. Çok iyiyim, çok iyiyim. Çok seriyim. Saniyede 120 kere hareket edebilirim. Bir at sivriği gibi. Nereden çıktı? Nereden sıktı? Ta 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 ta. Görmeden ateş. Hassasiyet sal, hassasiyet sal. Get out of here. Every man split up. Go on, run quick. Hadi hadi hadi, herkes kendi yoluna gitsin. Yine bir soygun yaptık. $1000 para kazandık arkadaşlar. Ne gündü ama ya, bir sabah uyuyalım mı arkadaşlar? Güzel olur. Uyu. Sabaha. Sabaha kadar uyu, sabaha. Bir başarılı soygunun ardından tekrardan uyuyakaldım yıldızlara bakarak. Eskiden yıldızlar böyle her taraftan görünürmüş arkadaşlar, ışık falan olmadığı için. Dostum, biz herkesi soyarız, karşı çıkanın amına koyarız. Paraları görünce deli gibi coşarız, harcamaya gelince combo yaparız. Çünkü bizler atlı kovboylarız. Oh yeah! Kovboy marşıyla birlikte arkadaşlar yeni göreve gidiyoruz. Yeni görev ne? Size söyleyeyim. Yüksek ihtimal at çalacağız. Ama böyle kaliteli atlar böyle. Yarra insan eline gelen atları çalacak. Hey muhafız, nereye koruyorsun sen oğlum? Sen daha kendi karını koruyamazsın lan. Evet, biz birkaç at almaya geldik. Ya oğlum, sen zorla çıkaracaksan ben burada inerim ama. İnerim bundan ha. Tamam. Benim asabımı bozuyor ya. Okay then. Aç kapıyı. Biraz daha konuşaydı yok mu? Onun kafasına gözüne nasıl basıyordun? Hay babanın kemiği, atları buraya mı bağlayacağız? Tabii efendim. Ulan bana da umarım bu bölüm sağlam bir at verirler. Artık sıkıldım bu eski atımla. Kaçalıp kaça vereceğiz acaba? Şurada bir ahır işçisi var. Emektar kardeşimizle konuşmaya gidelim. Merhaba, sana ahır işçisi diyorlar. Hele bana, hele bana. Burada atlar varmış. Can I help you boys? I hope so. Atlar varmış. En kalitelisi hangisi bu atların arasından? Bana bak hele. What is your boys interested in? Uf, şu beyazı güzelmiş ha. Harbi güzel bir atmış. Şimdi biz bu atları arkadaşlar satın almaya gelmedik. Çalmaya geldik her zamanki gibi. At hırsızlığı yapacağız. O yüzden hayatına veda et. Senin bir at kadar değerin yok orospu çocuğu. Şimdi hadi her biriniz bir tane atı kapın. Oo, beyazı bana verdiler. Sakin ol evlat, sakin ol. Biz insanları öldürürüz, atları değil. Oo, ulan yarrağına bak. Pardon, yanlışlıkla gördüm. Bilerek göstermedim artık. Ulan yanlışlıkla vurdum. Bilerek göstermedim. O ne oğlum, malafata bak. Sakin ol. Sakin ol evlat, sakin ol. Oğlum sen çok iyi bir insansın lan. Hadi. Ne güzel bir at buldum lan böyle. Oğlum bence biz bu atları sahiplenelim, satmayalım ya. Ne güzelmiş bu ya. Niye satıyoruz ki oğlum? Biz de binelim böyle kaliteli atlara. Bizim neyimiz eksik? Haberleri bizi gördü. Hızlı olmalıyız. Atları çalıyoruz hadi. Hepsi birbirine bağlanmış şekilde. Kaç 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 hadi. Lan bak, seni öldürmek zorunda kalmak istemiyorum ha. Çekil önünde oğlum. Atın önüne atmışsın kendini sen kahraman. Aman akıllım eşi. Hadi oradan, hadi oradan. Villayı başınızda yıkarım ha. İlerle. Tüfeklere geçeyim.
Önümüze atlayan olursa hayatını kaybeder. Bak dedim. Dinlemiyorlar ki insanı. Oğlum bizler kaliteli at hırsızlarıyız yani. Ele basit hırsızlar değiliz. Bu atlara kafam yattı ha. Lan takip etme bizi. Neyse ki arkadaşlar çok iyi bir nişancıyım. Bu gerizekalıyı da ezdim. Of ulan ulan. Nasıl bu kadar herkesi vurabiliyorum? Ben gerçek bir kovboyum ha. Oyunla alakası yok. Ben zaten çok yetenekli bir insan. Lan onu da kafadan vurdum. Neler oluyor bana? Hadi hadi ikili. Bunu da kafadan vurdum. Yemin ederim neler oluyor bana? Oğlum attığımı tutturuyorum ya. Ne değişik bir insanım. Bana yaklaşmayın lan. Öldürmek istemiyorum. Bir makine terminator oldum iyice. Atırsızları. Gerçek atırsızları bizleriz. Hep şaka yaparız ya. Bizler gerçekten bir atırsızıyız. Ulan ama bu beyazın asaleti yeter. Bir de benim atıma bak. Atın bile fakirini almışız lan. Onu da vurdum. Oğlum vuruyorum yani hiç yaklaşma. Onu da vurdum. Nazar değmesin çok iyi oynuyorum bu oyunu. Ne oluyor sana? Ne oluyor? Clement'in koyunda satacağız bunları. İlerle. Ne oluyor oğlum? Bak bat kudurdu oğlum sana sık. Sakin ol yeminimi ateş ederim bak. Bizi uğraştırıyor orospunun çocuğu bizi uğraştırıyor. Sakinleştirememişler. Atın bile namussuzu bize denk geliyor. Atsın diye benden kaçabileceğini mi sandın ha? Böyle. Anında yakalarım anında. Niye şerefsizlik yapıyorsun oğlum? Arkadaşların kaçmıyor. Sen niye kaçıyorsun? Senin canın onlarınkinden daha mı değerli? Hindi. Oğlum satmayalım. Bizim olsun bu atlar. Bunlara satacağız. Sözde bize 5000 dolar falan vereceklermiş. Ama ödemeyi bize yapacaksın. 650 ne amına? Bu atlar çok kıymetli. Oğlum 650 dolara satmayalım ya. Ain't no one round here got $5,000. Ya lanet olsun ya. Oğlum atları beleşe verdik ya. Halbuki benim o beyazda gözüm vardı. Arthur yine bir şeyler düşünüyor. At the end of it we felt like prize idiots. Atı alamadı ya bir depresyona girdi. Ya ben toplam şu an ne kadar param var bir dakika bir bakacağım. Her zenginin yapması gereken şeyler vardır. Ben de kampa bağış yapacağım. Yani bir 3 dolar başlamayı düşünüyorum. Nice. Bizim kamptakiler aç kendilerine çorba falan alırlar. Bu arada benim ne kadar param varmış? 674 dolarım varmış. Çok iyi bir at satın alabilirim yakın bir zamanda. At hadi seninle banyo yapalım ki. Tamam mı? Atlar yüzmeyi bilen hayvanlar. Bakın şaşırdınız değil mi? Oğlum çok işe yarıyorlar ya. Kamptaki aşçıdan daha çok işe yarıyor bu atlar ya. Şu koca kamp arkadaşlar yok etmeye ne dersiniz? Düşman çetenin kampı. Bir evi istila etmişler. Orada kalıyorlar ben burayı yok edeceğim. Ha siktir yanlış yere ateş ettim bak. Hiçbir şey yapamazlar hiçbir şey. Ne biçim indiriyorum oğlum kuş gibi indiriyorum bunları ha. Hadi yatın aşağı. Zaten istemeseniz de yatacaksınız. Birini kalbinden öbürünü kafasından öbürünü taşaklarından. Ha siktir! Lenny! Lenny! Dostum kurtardım seni. Dikkatli ol oğlum önden gidiyorsun sen piyade gibi. Ha siktir şuradan da bir saldırıya geçen bir gerizekalı var. Oğlum bir şey yapamazsınız bize la. Ha siktir! Bakın bak! Herif otomatik silahla burayı tarıyor ha. Şurada gördüğünüz bu eleman var ya. Çok güzel indirdim. Burada yüklü miktar silah varmış beyler. Nereye sakladınız? Atların arkasına bir bakayım. Aa siktir burada bir şeyler buldum. Değişik bir sürü silah. Güzel savaştı güzel. Adil olmadı hepsini uzaktan indirdim ama. Sonuç olarak. Hadi. Bu kampa en çok hizmet eden kesinlikle Arthur arkadaşlar. Her göreve koşuyor. Ya silah mı getirmiyor? Para mı getirmiyor? Adam mı kurtarmıyor? Ne yapsın bu da ne yapsın? Bir jartiyer giyip kampın ortasında dans etmediği kaldı. Yani eğlendirmek için onu da mı yapsın? Onu da Lenny yapsın, Michael yapsın. Her şeyi bu adama yüklüyorlar ya. Getirdik baba kurban. Arthur, Lenny, coming back. Geldik tabi. Size neler getirdik bir bilseniz. Aklınız hayaliniz durur. These are fine rifles. Right? I'm gonna keep one, just for me. Birini kendin al tabi. I always enjoy riding with you, kid. Sağlam, çok sağlam. Arkadaşlar şu an bir posta arabası soymaya gidiyoruz. Onun öncesinde bir konuda değineceğim. Biri yorumlarda şey yazmıştı. Abi Arthur'u tıraş et, korkunç görünüyorsun diye. Zaten tıraş etmememin nedeni korkunç görünmek istemem. Çünkü ben bir kovboyum arkadaşlar. Yani gidip baby face olsam yani kim benden korkar? Bebek yüzlü katil mi olur?
O yüzden ben böyle bilerek sakalımı uzatıyorum. Saçımı kesebilirim ama bir süre sonra. Aha geldi. Geldi. Hadi harekete geçelim. Takibe başlayalım arkadaşlar şu posta arabasını. Önden git, önden git. Sen onları oyalarken ben de arkadan posta arabasına sızacağım. Plan bu. Arkadan sızmak suç mudur? Bak bak bak, onların dikkatini dağıtmaya gitti. Gösterirsen çok iyi yap. Yani dikkatleri çok dağılsın. Tamam mı? Açığa çıkmayalım ha. Savaşmak istemem. Bakalım nasıl bir gösteri yapacak. I'm looking for a mezzo soprano. I don't. Hadi lan söyle. Miss Thompson, you owe it. Bak kadını arabadan çıkardı, onunla dans edecek galiba. Ne yavşak bir insansın sen lan. Para için var ya, namusunu ortaya koyanlardan biri. Çok güzel. Kadını oyalıyor, kadın da azgın çıktı. Adamı gördü, onunla dans etmeye başladı adamına. Atımla mı gitsem? Atla gitmeyeceğim arkadaşlar, böyle eğilerek gideyim. Sanki merzifon eşeği anırıyor. Ama yine de yaklaştım. Biraz daha dem hanımefendi, siz niye sanatçı olmadınız? Evet, şu kilidi kırmam lazım arkadaşlar. Sessizce. Al parayı. Sanatı seveyim, ben bu sanatın gözünün yağınıyım. Çok güzel. Fark edilmeden gitmem lazım. Laini var ya, eşek gibi anırıyor. Hadi gidelim, hadi parayı aldım. Sen de o kadını tebrik et, gel hadi. Bir de kadından üstüne bahşiş aldı amanı. Güzel bir hırsızlıktı lan, sevdim bu görevi. Çok başarılı bir sanatçıydın. Sen bale filan da yapıyorsun dere. Şurada bir mini etek gibi bize gösteri yapsana. Teamwork my dear boy, teamwork. Biraz yarı yarıya yapak, yarı yarıya. Güzel paraydı. Helal para. Çünkü çok çalıştık bu iş için. See you soon Arthur. Kendine iyi bak baleci, hadi. Operacıdır, ne demek. Size bir şey söyleyeyim mi? Valentina'da zaten aranıyoruz. Bir de oradaki bankayı soyarsak oranın şerifi ebemizi sikebilir yani. Bütün askerleriyle peşimize verecektir. Şu ana kadar gireceğimiz en büyük soygun olacak. Banka soygunu. Bütün bir kasaba bize düşman olacak. Parasını bankaya emanet edenler parasız kalacak. Sen önden mi gideceksin? Kredi çekmek istiyorum mu diyeceksin oğlum? Nasıl yapacağız biz bu işi? Tamam, nasıl istersen. Zeki bir insan. Kasabada kaç kişi var, hepsine bakmalı. Orospu taklidi yapma. Zaten orospuya benziyorsun. Aynen aynen. Kimse bir orospuyu ciddi almaz. Onları oyalayacak. Biz de o arada bankanın ebesine gireceğiz. Bana saklıyor içeride bak. Bankadakilere ağlıyor diyor. Ben kayboldum, bana diyor yardımcı olun, ekmek su verin diyor. İşaretiyle içeri gireceğiz, tamam mı? Evet, zamanı geldi. Yere yatın. Bak sakın kıpırdayım deme, seni kurşun manyağı yaparım korkak herif. Tamam mı? Sakın kıpırdayım deme. Yeminime var ya, çok seri ateş ederim ha. Ha? Karın dul olur, başkasıyla yatar ha. Hızlı hızlı. Şu kapıyı açalım. Bağırmaya kalkanı vur, tamam mı? Şu an kimsenin haberi yok bankanın soyulduğundan. Sen de bankanın o kahve müdürü müsün ha? Lanet olası herif. İçeriye gir ve yolu göster. Hadi. Ölmek istemezsin ha? Hızlı takıl lan! Aman ha kodumu çocuğu. Bal taklidi yapma. Aç artık şunu. Açamıyor ki orospu çocuğu, panik yaptı galiba. Hadi yemin ederim sana ateş ederim bak. Hadi. Belki bu sana yardımcı... Hızlı amına koydum onu. Göt veren. Okula mı, okul mu okumadı? He? Okey. Hızlı! Oğlum bir işi de düzgün yap. Acele et. Zamanımız yok. Orospu sesleri çıkarma hadi. Hadi. Beynini siktim. Orada kal. Şimdi bankaya girdik arkadaşlar. Şurada hepsinde para olması lazım. Şimdi bunu açmalıyız. Bu kilitler nasıl açılıyor lan? Bankanın kahve müdürü. Oğlum sen müdür yardımcısı değil misin? Galiba kasiyer gibi bir şey, ne bileyim ama bankanın şey. Neyse biz kasaların şifresini kırmayı deneyelim yine. Yavaşça oynatacağım. Çıt sesini duyunca doğru demek. Evet, birinci sesi duyduk. Yavaş yavaş acelemiz var gerçi. Ama yine de hızlı davranmam. Tatil yapacağımız günleri düşün o parayla. Hadi lan. Hadi lan karı. Heh.
İlk kasayı açtım, merak etmeyin. Bakalım Yamal'a. Oo, vallahi bayağı para var. Ne kadar lan? $3,250. Hızlı 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 hızlı. Ben size dedim arkadaşlar, yaptığımız en büyük soygun bu dedim. Ulan her birinden o kadar çıksa var ya, kasabanın zengini zamanı. Para babasıyım, para babası. 4000 de oradan mı aldık yoksa? $4000 mı oldu şu an paramız? Oğlum size bir şey söyleyeyim mi? Zenginiz. Kesinlikle zenginiz. Para içinde yüzeceğiz. Büyük meme. Büyük meme düşün. Evet açtım. Banka müdürü çığlık atmaya çalışırsa şey yapın ha, engelleyin. Uff. $2,750 da buradan çıktı. Çok iyi çok iyi. Oğlum bu saatten sonra bu alemin kralı biziz lan. Son bir tane kaldı. Bekleyin bekleyin. Fazla para göz çıkarmaz oğlum. 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 Binlerce dolar, kafayı yiyeceğim ha, bu dönemde binlerce dolar ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? O zamanlar dolar çok değerli, sınırlı sayıda üretilmiş. 2-3 dolara adam öldürüyorlar, biz de $5,000, $6,000 aldık bu kasalarda. Tam bu son, bunu da açınca kaçıp gitmemiz gerekecek. Birimiz ölebilir bu. Bunu da açtık. Onu sessizce öldürürsen. Hayla da şehir alarma geçmedi çünkü çok sessiz davrandık. Hiçbir şey olmamış gibi. Çıkalım mı? Ne yapalım? Come on, I'll lead the way. Let's go. Hadi önden git. Oğlum bunların ağızlarını niye bantlamadınız? Amına kodumun eşekleri. Ben orada bankayı çözerken bağlasaydınız ya bunları. Böyle iş mi yapılır? Bak olay kibirini anlattın, yemin ederim bıçaklarım ha. Geri döneriz. Bağırırsanız geri döneriz. Ölümü göze alırım ha. Titreme geçiriyor. Ha siktir, barmen bağırdı. Orospu çocuğu barmen, sana ne oluyor? Bankada senin paran mı var sanki? Bak hele o barmen. Bir daha buraya dönüp bu barmeni öldüreceğim. Bağırdı. Alarma geçirdi kasabayı. Kaç 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 kaç. Hiçbir şey olmamış ki, bak aranıyoruz. Ölü ya da diri yani. Cesedimizi sergileyecekler. Bu olaydan sonra bizi yakalarlarsa. Kaç kaç kaç. Ne kadar polis, ne kadar asker, ne kadar bekçi. Ulan güvenlikler hepsi peşimize düşecek. At hızlı olan kazanır bu yarışı. Bu da demek oluyor ki ben çok dezavantajlıyım. Aha arkadaşlar. Ya oğlum bunlar nereden gelmeye başladı dört bir yandan? Hadi yat ulan. Yat ulan. Açın yolu. Bakkalın ölmeyin oğlum. Çok güzel vuruyorum. Neyse ki bu toprakların en iyi nişancısıyım da arkadaşlar. Saniyesinde öldürebiliyorum önümüze çıkanı. Önümüze çıkanı ha, bin tekme. Sikret. Şöyle bir şey yapmaya ne dersiniz arkadaşlar? Of of. At sürmek böyle çok zor birinci şahısta. Ama böyle adam vurmayı deneyeceğim. Çok zor ama deneyeceğim yani. Oh, oh my god. Aa, karşıya geç, karşıya. Vur. Kurtuldum. Kazandık lan okutca parayı. Hiç başarılı olacağımızı düşünmüyordum ama gerçekten güzel bir görevdi. Herkesin payına baya bir para düştü ha. Ne görevdi ama, bizi zengin etti yemin ederim. Toplam pay 20.000, çete payı 10.000. Bak çete yine bir sürü paraya kondu. Bana da $2,500 düştü. Aşırı zengin hissediyorum şu an. Bu kadar para kazandık arkadaşlar, harcamayalım mı? Tabii ki de harcayacağız. Artık daha saygın bir şeyler giyip daha saygın bir ata binmem lazım. Hızlı seyahat yapalım. Mesela kasabaya gidelim Rhodes'e. Orada bir ilk silahçıyı uğrayacağım. Sonra bakalım yeni kıyafet alabilir miyim? Özellikle bir berber de bulmaya çalışacağım. Buralarda hiç berber olmaz mı arkadaş? Hızlı geçiş de böyle işte. Bu arada Rhodes'ın da bir bankası var ha. Bak gözümden kaçmadı değil. Tamam. Silahçı bu olmalı. İçeri girelim saygıyla. Merhaba ahbap. Silahlarım varmış. Benim de seni öldürmek için bayağı bir mermim var. Bir bakalım kataloga en güzeli hangisiymiş. Tabanca mı, atlı pat... At... Da okumayı bilmiyorum ki işte. Gerçek bir kovboyum. Altı patlar. En pahalısını ver oğlum bak. Hasarı harika olsun. Bir sonraki sayfa. Bu neymiş lan, $150. Bir sonraki sayfa. En pahalı altı patlar bu mu? Ver o zaman ahbap. Volkanik tabancaymış ismi. Bileşenler, namlu nişanga. Bir de modifiye edebiliyoruz silahı. Bak bunu çok sevdim. Oo harika lan. Harbi harika ama ya.
Baştan aşağı harika bir silah oldu. Altın rengi. Kabzasına desen de yerleştirebiliyoruz. Ne deseni olsun, yılan, akrep, puma, geyik, kartal, geyik, puma. Puma bayağı güzel oldu. Bir markayım ben adamım, bir marka. Zenginlik bunu gerektirir ahbap. Bir tane de arkadaşlar seri tabanca aldım. Onun renkleriyle de oynayalım mı? Bence bu rengi güzel, gümüş rengi kalsın. Yani öyle silahlar aldım ki millet resmen diyecek gel beni vur amına koyayım. Diyecek ben en azından ölüyorsak da kaliteli bir şekilde ölelim diyecek. Başka da bunlara gerek yok gibi sanki. Sabaha bekledim alışverişe devam edebilmek için. Akşam kapatıyorlarmış iş yerlerini. Oyunun gerçekçiliğine bakın. Pardon, kapıya biraz nezaket dışı davranmış olabilirim ama. Senden at bakımı için bazı ilaçlar alacağım. Mesela bu kuvvet at ilacıdır, kuvvetlendiricidir. Bunları ver. Benim atıma lazım olur. Bir tane cep saati alacağım kime. Öylesine param mı yok sanki? Mezara mı götüreceğim? Kıyafet. Artık çok lüks bir şeyler girme zamanı. Takımlara bakacağım artık arkadaşlar. Takım, direkt takım satın alacağım. En pahalı takımı. 92 Made in America. Omega Hat. Bir göstersene nasıl duruyor bu. Harbi şekil lan. Ne karizma oldum. Bu kıyafet sıcak havalar için uygun. Zaten havalar sıcak, al gitsin. Hele bir dakika. Üstüme başıma bak lan. Harikayım değil mi? Lan harikayım değil mi? Harikasın da yemin ederim seni kurşun manyağı yaparım. Çok iyiyim lan şu an. Bir dakika. Kime bir uzaktan bakayım. Hay maşallah, yemin ederim ya. Sadece biraz saç sakalım var, bir iç içe girmiş. Bir insan bu kadar yakışıklı olabilir mi ya? Ne kadar yakışıklıyım ya. Oğlum biraz kendinize bakım yapın lan. Biraz üstünüzü basıncınızı değiştirin. Bu haliniz ne be? Kendinize saygınız olsun. Eşek geldiniz, eşek gideceksiniz gerizekalılara. At her tarafı kırdın anasını siktin. Şimdi biraz kasabanın dışına bakayım, yeni aldığım silahları test edeceğim. Bakalım benim yeni aldığım silahların etkisini göreceğiz. Kasabadan ayrıldım. Evet, silahlar. O anda yeni aldığım silah buydu. Renginden de belli. Yeni aldığım diğer silah da bu. Bu da çok seri atış ediyor bak. 5 saniye içinde 4 adam öldürebilirsiniz. Ha siktir, bu at kara borsacısı benim yarratımı 5 dolara alıyor. Sizin ben ananızı sikeyim ben. Bu at 5 dolar mı? Orospu çocuklar 5 dolara atı alıyor ha. Yeni silahlarımı üzerlerinde kullandım. Zaten gıcık gitmiştim atları bizden çok ucuza almışlardı diye. İyi oldu bunları öldürdüm. Panik ol, beni ısırdı. Yılan mı ısırdı lan? Hayatta zehri yemem. Millet sakso çekiyorum zanneder, o yüzden iyileştirici vereyim. Al, iyileştirici var bende, al. İlaç oğlum, at ilacı ama senin üstünde de etki gösterebilir. İç, iyileşirsin panzehir. Rica ederim. Ağlama oğlum. Oğlum millet yanlış zannedecek. Yoluna git, psikopat mısın nesin? Kalk git. Ben hayatım boyunca sen kadar inleyen bir insan görmedim. Evine git, evine. Otta bayırda dolaşırsan yılan değil, insan da sokar sana yakında. Gerizekalı, atı da yok. Atı öldü mü acaba? Atı bile bu malı bırakıp gitmiştir. Üzüldüm haline ha. Şimdi bana en pahalı atlarını göstersene. At satın alma kısmına gelelim. Hollanda sıcak. Ya oğlum bunlar güzel atlar değil ya. Oyunda 1000 dolarlık at filan var diye duydum. Burası ne biçim haram? Ya git fakir ahırı burası ya. Oğlum bonca öl, boşuna mı geldim? Orospu çocuk. Senin izinden bir ton yolu boşa geldim. Kusura bakma arkadaşlar, cinayet filan işlemek zorunda kalıyorum. Çünkü beni o kayol getirdi. Atlarına bak. Eşek gibi atlar getirmiş. Şu an ben bu atın üstündeyim ya. Bunu sahiplenebilir miyim acaba? Sakin ol evlat, sakin ol. Bir dakika, ben bunu sahiplenmem için ne yapmam lazım ya? İngiliz soğukkanlısı. At ne kadar büyük oğlum. Okşa okşa oğlum, bu o kadar fazla okşayalım ki bizden ayrılmasın. Kendi atımın yanına döneceğim. Atımdaki eğri buna takacağım. Görev üstü atımı da buldum, tam da istediğim gibi. Beyaz ama lekeli. Yani beyaz asaleti, lekeleri ise o asalete ulaşana kadar neler çektiğini temsil eder. Anlatabiliyor muyum size? Baksanız oğlum bu ikisi arasındaki boy farkına. Ver lan bu eğri, sen bunu hak etmiyorsun artık. Yarrat. Seninle çok iyi zamanlarımız oldu ama kendine iyi bak yani oğlum. Baksana boy farkına, sen siker atar. O yüzden eğrimi artık buna koyuyorum.
Bundan sonra sen benim yeni atımsın. Çok güzel. Besle besle. Aslan aldın mı yemini vereceksin yani. Evet arkadaşlar, yeni atımla bu bölümü burada bitirelim. Her tarafında tüy fıkkal filan var. Değişik bir at. Ve çok büyük. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Ve bildirim zilini açarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.